Tekkay'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Avrupa ve Dünya Futbolu'nda öne çıkan olaylarla sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. Biliyorsunuz dün akşam Şampiyonlar Ligi grup maçları noktalandı ve Şampiyonlar Ligi bu formatıyla son kez seyirciyle buluştu. Bundan sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi formatı değişiyor. Yepyeni bir döneme giriliyor. Şampiyonlar Ligi'nin bu haliyle 40 maçtır sahasında kaybetmeyen Bayern Münih'in yenilmezlik serisi sürdü ve geçme şansı kalmadı kimsenin. Noktalandı bu. Ardından Sergio Ramos, Gerard Pique ve Roberto Carlos'u geride bırakarak attığı 17 golle Şampiyonlar Ligi'nin tarihinin en golcü savunmacısı oldu. Ve bu golü Sevilla formasıyla Panenka penaltısıyla yaptı. Evet, Sevilla belki grupta sonucu oldu. Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Avrupa'ya veda etti ama Sergio Ramos kendi ismini duyurmaya devam etti. Pepe Porto formasıyla attığı golle kendisine ait olan Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı golcüsü unvanını daha da geliştirdi diyebiliriz. Ve Şampiyonlar Ligi formatında aynı zamanda genç takımla sahaya çıkan Pep Guardiola'nın Manchester City'si altyapıdan çıkardığı oyuncusunun parladığı başta galip gelerek 18 puanla Şampiyonlar Ligi'ni noktaladı ve bu da ilk kez grubu lider bitiren Guardiola yönetimindeki City'nin de önemli başarısıyla noktalandı Şampiyonlar Ligi grup etabı. Dilerseniz önce Şampiyonlar Ligi deyince akıllara bu sezon gelen ölüm grubuyla başlamak istiyorum. Ölüm grubunda dirilenler diye maçlar F grubunda çok kitlerli oldu sayın seyirciler. Borussia Dortmund sahasında Paris Saint-Germain'i konuk etti. Milan ise Newcastle United deplasmanına gitti. Gruptan çıkmayı garantileyen Borussia Dortmund ile diğer takım geri garantiyken diğer takımların üçünü de Şampiyonlar Ligi'ne devam etme şansı vardı. Borussia Dortmund hafta sonu ölüm fikstüründe yer almayı sürdürürken geçen haftada konuştuğumuz üzere eski hocası Marco Rose'nin Leipzig ile karşı 2-1 kaybetti. Özür diliyorum. Marco Rose yönetimindeki Leipzig'e karşı Borussia Dortmund 4 maçta 3 mağlubiyet 1 galibiyet alabildi. Kalesinde 9 gol görürken sadece 3 kez havalandırabildi. Bu da belki de Rose'nin gidişinin hatalı olduğunu gösteren unsurlardan biri diyebiliriz. Efendim ardından hafta dediğim gibi maçın başında Leipzig karşısında Vasu Westerken kırmızı kartı belki de maçın 10. dakikada gördüğü kırmızı kart buraya getirdi. Dortmund çabalasa da yetmedi. Leipzig kazanarak Dortmund'u resmen saf dışı bıraktı. Dortmund'da savunmadan çıkarken ki basit top kayıpları sürerken işler hiç iyi gitmiyor. Bundesliga'da artık ilk dördün dışında kalma tehlikesi yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde devam etse de bu Dortmund Paris Saint-Germain'i konu etti. Paris Saint-Germain'de maç çok tempolu, çok zevkli başladı. Biliyorsunuz Borussia Dortmund taraftarlarının futbolda sahiplik ve Arap Sarmaşı'na karşı tavırlarıyla daha da zevkli hale getirdik karşılaşma. Bol pozisyonlu geçti. Nicolas Soule'nin uyuduğu bir pozisyonda Mbappe kaleciyi geçti. Boş kaleye vurdu. Nicolas Soule hatasını telafi etti. Riskiden topu müthiş bir reflekse çıkararak. Ama akıllara faul maldeğinin çözüldü geldi. Eğer bir futbolcu kayarak müdahale yapıyorsa bu onun daha önce hata yaptığını gösterir. Halbuki biz de kayarak müdahalelerde o helal olsun diye alkış tutarız.
Bu da bir olarak beğendim dedim. Bol pozisyonlu geçti mücadele. Kazanan önce çıkmadı. Çok pozisyon kaçtı. Borussia Dortmund adayı ile öne geçti. Kendi yedikleri gollerin benzerini attılar. Önden rakip çıkarken savunmada yaptığı pozisyon sonucu. Gelişen atakta topu ağlara buluşturdu sarı siyahlılar. Paris Saint-Germain golü 5 dakika sonra genç yetenekleri Zahir Emery'den geldi. Bilbirge buldu. Pozisyonlar vardı. Gol var ama offside nedeniyle sayılmadı. Borussia Dortmund'u. Pardon, Paris Saint-Germain'in. Paris Saint-Germain'in pozisyonu daha çok olsa Dortmund'da pozisyona gitti. Keyifli bir maç oldu. Seyirlik olarak performanstan razıyım efendim. Aynı zamanda bir diğer maçta da işte dediğim gibi Milan Newcastle deplasmanına gitti. İki takım da kazanması şartken önce Joelito ile Newcastle United 1-0 öne geçti. Milan'ın gruptan çıkması için Borussia Dortmund'un ve kendisinin kazanması gerekiyordu. Ardından Milan Christian Pulisic'i beraberliği yakaladı. Çukwueze ile son bölümde öne geçti. Net pozisyonlar kaçırmasına rağmen İngiltere'den galibiyeti döndü. Ve bu skorla grubu ancak üçünü tamamlayabildi. Paris Saint-Germain beraberlikle gruptan çıktı. Ki akıllara 5. haftada Paris Saint-Germain'in Newcastle karşısında kazandığı son dakikadaki penaltı akıllara geldi. O penaltı olmasa grubun kaderi nasıl değişecekti? Çok daha merak edilesi bir konu diyelim. Ama değişmedi ve Milan kazanarak Şampiyonlar Ligi'den Avrupa Ligi'ne geçti. Bu durum Milan için kötü oldu. Bir yandan Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Ligde zaten durumu iyi değil ama Newcastle maçını kazandığı için de ligde de Şampiyonlar Ligi'nde de fena bir tablo çizmediği için Pioli ile devam kararı çıktı. Nereden bakarsanız bakın çok şey kaybettiği bir en çok zararlı Milan oldu diyebiliriz. Newcastle United tecrübesizliğine yenik düşerek oradan evine döndü. Milan golftan çıkmayı çok hak etmedi. Bunu hatta hiç hak etmedi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim Milan olarak. Dördüncü olması daha belki gerçekçi, daha doğru futbola daha tersinden bir yaklaşımdı. Ama büyük takım işte yetenekli oyuncularla skora ve sonuca gidebiliyor efendim. Bakalım Avrupa Ligi'nde Milan'ın kura şansı nasıl olacak? Orayı avantajı çevirebilecek mi? Göreceğiz. Milan da Newcastle maçı öncesinde sahasında Atalanta'ya 3-2 kaybetmişti. Yine 3-2 Dortmund gibi. Gol maç son dakikada gelen bir golle yenik düştü. Atalanta'ya da moral olmuştu ki Milan'ın bu maçı kazanması zaten Atalanta maçını çok beklemiyordum ben açıkçası. Şampiyonlar Ligi öncesinde dağınabileceğini ve Atalanta gibi galibiyete ihtiyaç olan iyi bir takımın bunu kaçırmayacağını düşünüyordum. Öyle de oldu. Bakalım süreç nasıl geçecek ama bence hala Milan'la Dortmund'un birer hoca değişikliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum efendim. Diyeyim ve ardından dilerseniz Galatasaray'a geçelim. Asla yabancısı olmadığı yerde. Galatasaray Kopenhag'a 1-0 kaybetti ve grup 3'ünü tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Daha önce 2000 yılında UEFA Kupası ile bizi gururlandıran sarı kırmızılar aynı başarıyı tekrarlayamayacakları merak konusu. Ama şu bir gerçek ki Galatasaray o kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Hedeflerin bu olduğunu Okan Buruk'ta açıkladı Kopenhag maçının ardından. Kopenhag'da biliyorsunuz Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı yerdi. Belki de yeni o zamanki mücadelenin son bulduğu nokta. Belki de şimdi de yeni bir mücadelenin başlangıcı olarak yeni bir zafere götüren yolun ilk adımı olarak, ilk basamağı olarak nitelendirilebilir. Ama açık konuşmak gerekirse Galatasaray içeride Manchester United'la beraber kaldığı maçın faturasını ödedi. Kazanması gereken bir maçı kazanamadı. Son maçta Okan Buruk'un kadro ve taktik tercihleri biraz bu noktaya geçirdi. Uzaktan şut denememek, yan ortalarına çok ağırlık vermek gibi Ziye'yi daha az kullanmak gibi tercihler Galatasaray'ın
ne yazık ki kupada elenmesine sebep oldu Devler Ligi'nden. Ama şu gerçek, Galatasaray'ın performansından dolayı teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir turnuva geçirdiler. Koferak grupta çıkmayı kesinlikle hak eden performanslar geldi. Ama şu güzellemeleri de kabul etmiyor. Bir yandan eleştiriler işte Koferak gibi bir takıma karşı turu geçemiyorlar diye. Koferak kötü takım değil. Evet, bir de aşırı ölümler var. Nedir işte Koferak? İşte bu kadar güzel, düzgün bir yapıda ilerliyor. İstikrarlı bir takım filan. Türk takımları sistemi öne almalı. Oyuncu iyi olması şart değil gibi. Birincisi bence Kofenag'ın oyuncuları zaten yeterince iyi. Sadece düşük maliyetli bir kadrosu var. Düşük maliyetli olması oyuncuları kalitesiz yapmaz. İki, çok düzenli bir sistem olsaydı Kofenag Şampiyonlar Ligi'nde belli periyotlarla başarıları sergilerdik. Kofenag oralarda yarışmak yerine ligdeki genel rekabeti ön planda tutuyor ve oralarda yarışıyor. Fena da işler yapmıyor ama bu kadar da uçlarda olmaya da gerek yok diyelim efendim. Manchester United gruptan sonuncu ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi ve tarihin en kötü istatistiklerine sebebiyet verdi. Erik ten Hag yönetimindeki yerine de Graham Potter ismi geçiyor. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Kanımızı şeytanları bu denli kötü vaziyette görmekte hem şaşırtıcı hem de üzüyor açıkçası. Diyelim ağırından da isterseniz ne yazık ki bu vahir saldırıya gelelim. Hani mutmelere biliyorsunuz var. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırı, yumruklu saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi. Faruk Koca için ayak sözü devam ediyor. Umut Meler küçük badelerle atlattı. Evine döndü. Taburcu edildi hastaneden. Ligler ertelendi. Bu kadar büyük çaplı bir olayın ardından tabii ki bunun dünya kamuoyunda yankı uyandıramaması da beklenemezdi. Ve ilk yankı, ilk kurşun geldi efendim. Nereden geldi? Hemen söylüyorum. Dünya basında da yer buldu. UEFA ve FIFA da tepkiler verdi. İlk olarak size FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın görüşlerini paylaşacağım. Collina'nın dediği sözler şu şekilde. Hamdi Mutfeler çok iyi bir hakem ve çok iyi bir insan. Onu sahada birkaç kez gördüğüm için bunu söyleyebilirim. Bu yılın başlarında Arjantin'deki FIFA U20 Dünya Kupası'nda onunla birlikte zaman geçirdim. Ne hakem olarak ne de bir insan olarak yaşamayı hak etmediği bir deneyimi Ankara'da yaşadı. Oynamarında saldırıya uğradığında görevini yapıyordu. Halil Umut'un yerde yatarken çekilmiş görüntüsünü saldırganlar tarafından tekmelerken elleriyle başını koruduğu görüntü ve gözünün altındaki morluğun görüntüsü korkunçtu. Daha geçen ay Londra'da düzenlenen İFAB'ın yıllık iş toplantısına ardından hakemlere yönelik şiddet, sözlü ve fiziksel tacizin futbol hayatına mal olabilecek bir kanser olduğunu söylemiştim. Eski bir hakem olarak eski bir hakem olarak Giovanni Infantino'ya özü olarak minnettarım. Onu Halil Umut Meler'e gösterdiği dayanışması için teşekkür ediyorum dedi. Efendim ardından da Infantino'nun sözleri var. Hemen onu da sizlerle paylaşacağım. FIFA Başkanı Giovanni Infantino açıklamaları da şu şekilde. Hakemler olmazsa futbol olmaz. Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara bunun bir şekilde uygulanması ve bu görevlere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum diyor Infantino. Efendim peki dünya basınında bu nasıl yankı uyandırdı? Rekip, Fransız rekip Ankara Gücü'nde başkan hakemi o şekilde dövdü. İspanyol marka alışılmadık, utanç verici ve üzücü. Az Ankara Gücü Başkanı sahaya inip hakemin suratına yumruk attı. Sport,
Türkiye Süper Ligi'nde hakeme vahşi saldırı. Atletico haberinde ise Türk futbolu üst düzey bir maçta hakemin ülke kulüp lideri tarafından kanan ve ülke cumhurbaşkanı tarafından kanan bir olayda kulüp başkanı tarafından yere yumruklanmasının ardından lig federasyon başkanı tarafından askıya alındı diye açıklama geldi efendim. Aynı zamanda Daily Mail'i Türkiye'de hakeme vahşi saldırı, Telegraph Türk hakem kulüp başkanı tarafından yumrukla yere serildi. Daha sonra kafasından tekmelendi. Bild ise Türkiye'de skandal olarak olaya yer verdi diyelim. Öncelikle bu konuda biz de kendi araştırmalarımızı yapalım. Yaptık daha doğrusu, bir spor kurucusuna danıştık. Evet, belki böyle bir risk var. Kağıt üstünde FIFA ve UEFA organizasyonları Euro 2024, Euro 2022'nin elde alınma riskinin olduğu ama bireysel olarak kulüplerin etkilenmeyeceği yönünde birer demeç verildi ki ama düşünce olarak da bunun gerçekleşmeyeceğini ve Euro 2024'e katılma hakkımızın ve Euro 2022 ev sahibi hakkımızın korunacağı yönünde görüş bildirildi. Bu konudaki yayınımızda Twitter hesabımızdan izleyebilir misiniz? Spor hukukçusu avukat Fatih Şaşoğlu ile ilgili yaptığımız röportajda hem Ankara Gücü tarafından hem de geniş olaylara perspektiften bakmaya çalıştık efendim. Bugünlük programı ne yazık ki bu kötü olayla kapatıyoruz. İnşallah bu olaylar bir daha son bulur ve bir daha böyle gündemlerle karşısına çıkmayız. Futbolun sadece güzelliklerini, bize verdiği hazzı ve keyfi burada konuşuruz efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi beğendiyseniz desteklerinizi bekliyoruz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek de hoşçakalın.